Yeşil Yuva'da kadınların ilçe ekonomisine büyük katkısı var. Buraya aslında Saya işleyen kadınların diyarı diyebiliriz. Şimdi Saya nedir? Onu soralım hemen. Merhaba. Merhaba. Saya ayakkabının, ayakkabı oluşmadan önceki yüzüne Saya diyoruz. Ön yüzüne Saya diyorsun. Ön yüzüne Saya diyoruz. Ayakkabı oluşmadan önceki haline. Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Biraz yaptığınız işten bahsedin. Ben şu anda dikilmiş olan Saya'nın iplerini yakıyorum ve kalitesini, dikiş hatalarını, kalitesini, onları inceliyorum. Kalitesini yapıyorum. İsminiz nedir? Hatice. Hatice Hanım, kaç yıldır bu atölyede çalışıyorsunuz? 5 yıldır. 5 yılda açıldığından beri burada çalışıyoruz. Keşke böyle iş yerlerimiz daha önceler açılsaydı. Kadınlar daha bir, yani maddi özgürlüğü daha önceleri elde etmiş olsaydı daha iyi olurdu. Yeşil Yuva'da hiç evde kadın bulmak mümkün değil herhalde. Hepiniz buradasınız. Evet. Bayağı iyiden beri, 5 seneden beri bu işler açıldığından beri bayanlarımız çalışmaya. İlk başta çekimsellik vardı ama şimdi çoğumuz çalışıyor. Aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Hem de ne kadar güzel. Bayanlar, erkekler hepsi bir arada birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Beraber, yani kardeşlik bir ortamımız var. Herkes yardımlaşarak, birbirlerine destek olarak faydalı iş yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar da yapıyor mu burada? Çocuklar burada yapmıyorlar ama dışta el örgüsü dediğim sayalar var. Onlar da yapıyorlar yani. El işi sayalar. El işi olarak yapıyorlar. Bunlar makine olduğu için pek çocuklar yapmıyor. Peki Hatice Hanım, böyle işte kabul günüdür, diğer günlerdir, onlara vakit kalıyor mu? Dantel mantel işleri. Akşamları yapıyoruz. Mesela burada işçi arkadaşlarımızla fazla görüşemiyoruz. Aynı ortamdayız ama akşam gezmelerimiz oluyor. Beraber toplanıyoruz. Haftada bir gün de olsa toplanıyoruz. Birbirimizle dertleşiyoruz. Hal vakitlerimizi yapıyoruz. Haftada geceleri toplanıyoruz. Şimdi ne kadar Saya ütülüyorsun? Şimdi bizim burada... Kaç tane geçiyor elinden yani tahmini? Şimdi günlük atölyemizin standardı 1000 çift. En düşük 800-900 arası geçiyor elimizde. Çift olarak ama. Tek olarak 1600 teki buluyor. Nasıl peki? Kazancınız nasıl Hatice Hanım? İyi. Yani çok çok iyi. Çünkü daha öncelerden bayanlarımızın iş olanağı olmadığı için sadece erkekleri kocalarımızı bağlı olarak yapıyorduk. Ama şimdi herkesin kendi maddi özgürlüğü olduğu için gelirimizi sağlıyor. Yani herkes evlat çocukları var, onları okutuyorlar, öğrencilerimiz var. Yani dediğim gibi daha önceleri bir olsaydı maddi imkanlar daha güzel olurdu. Peki kolay gelsin size. Teşekkür elinize ederim. Sağ olun. Sağ olun. Tanıyalım. Ben Ümmü Gülsüm Çevik. Ben 5 senedir burada çalışıyorum. Buranın sahibiyim. Zül Çevik'in hanımıyım. Öyle mi? Sahibinin evet. Hanımısınız. Evet. Evet. Burada aynı zamanda ustabaşı gibi misiniz? Ben 5 senedir ikimiz beraber burada çalıştırıyoruz. Kaç kişi çalışıyor burada Ümmü Hanım? 73 kişi. Kaçı bayan, kaçı erkek? 35'i 40'ı bayan, gerisi erkek. Bayan daha çok. Bayan daha çok. Neden bu kadar çok bayanlar böyle rağbet göstermişler bu sayacılığa burada? Daha önce çok rezil oldu bayanlar. Biz burayı açtık. Hayatları kurtuldu. Hayatları kurtuldu. Nasıl, kazancınız nasıl? Kazancımız Allah'a şükür şu anda iyi. Bileziklerden, İyi olmaya çalışıyor. Bileziklerden belli oluyor zaten. Bakayım bunlara. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Gayet iyi o zaman. Yeşil Yuva halkı için,
uğraşıyoruz. Ülke ekonomisi için. Değil mi? Evet. Yeşil Yuva'da 7'den 70'e herkesin ayakkabıyla bir ilgisi var. Öyle değil mi Aysun? Aysun da değil mi adın? Evet Aysun. Sen ne yapıyorsun burada? Ben bu sene mezun oldum işte liseden. Buraya dershane parası biriktirmek için girdim. Yani üniversiteye gitmek için. Evet, üniversiteye gitmek için. Yani köyümüzde ayakkabı üzerine olduğu için daha çok. Yani burası daha iyi. Çalışıp para kazanmak için. İyi para kazanıyor musun? Yani, evet. Biriktiriyorsun. Evet, biriktiriyorum. Bu sene işte dershaneye gitmek için. Ne olmak istiyorsun? Bölümüm çocuk gelişimi olduğu için ana sınıf öğretmeni olmak istiyorum. Evet. Aynı zamanda ayakkabıcısın da. Evet, yani bilgiliyim. Bir mesleğin daha var. Şimdi burada dediler ki herkes okur, doktoru da, mühendisi de, avukatı da. Sonunda yani onların hep temelinde aslında ayakkabıcıdır onlar. Evet. 7 yaşında başlarlar burada ayakkabıcılığa. Evet, öyle mi? 7 yaşında başlanır burada. Yani mesleğimiz güzel, ayakkabı üzerine seviyoruz hepimiz. Para da kazanıyorsunuz evet. Bu arada. Aha. Ne yapmak istiyorsun? Biraz düşlerinden bahset bize. İnsanlara daha çok iş olanakları sağlamak için yani elimizden geldiğince işte okuyup yapmak istiyoruz. Hem okuyorsunuz hem çalışıyorsunuz. Evet. Yeşil Yuva'da ayakkabıcılık dededen kalan bir miras. Burada çocuklar 7 yaşında ayakkabıcılığa başlıyor. Oyuncakları, tahtadan ayakkabı kalıpları. Biraz büyüdüklerinde de saya ve bağcıklarla uğraşıyorlar. Usta olduklarında da eline çekici alıyorlar. Değil mi ustacığım? Evet. İsminiz nedir? Arif Şahan. Arif Usta. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi Arif Usta? Bu işi 10 yaşından beri yapıyorum. Siz de çok küçükken başlamışsınız. Evet, çok küçük. 40 yaşındayım. Yani 30 yıldır yapıyorsunuz. Evet, 30 yıldır yapıyoruz. Nasıldır mesleğiniz? Biraz anlatır mısınız ayakkabıcılık? Mesleğimiz ustalık ister, ilgi istiyor, dikkat isteyen bir meslek. Uğraş istiyor yani. Burası şimdi küçük bir atölye. Kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Burada 5 kişiyiz. Erkek ayakkabısı üzerine yapıyorsunuz genelde değil mi? Evet, merdane, erkek ayakkabısı. Merdane mi deniyor? Merdane, evet. İsimleri mi var böyle? Tabii. Söyler model misiniz? Olarak değişik olur yani. Hı-hı. Ağırlık merdane yani bizim burada. Garson da olur. Ondan sonra bir ayakkabıyı ne kadar sürede? Tabii şimdi siz sırasıyla çalışıyorsunuz, sırayla çalışıyorsunuz. Ama ne kadar sürede bitiyor aşağı yukarı bir çift ayakkabı? Hemen hemen bir saat sürer yani. Sabah geliyoruz. Akşama kadar böyle uğraşıyoruz yani. Basit değil yani. Ustacığım sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Ben Yunus Acar. Yunus Usta, siz kaç yaşında başladınız bu işe? Aynen 10 yaşından. O ilkokulu bitirdim. Ondan sonra devam edeyim şu anda. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 20 yıldır falan yapıyorum. 20 yıldır. Evet. Dikkatleri ağzınıza alıyordunuz. Evet. Çakarken. Evet, alıyorum. Kaçmıyor mu boğazınıza? Yani şimdiye kadar kaçma. Dikkat ediyorum yani. Alıştım artık. Kaçmıyor. Nasıl? İşinizi anlatın biraz. Neler yapıyorsunuz bir gün içinde? Evet.
Sabah geliyoruz işte, her gün aynı saat 8'de geliyoruz, akşam 6 gibi devamlı çalışırız böyle. Yani her zaman standart bir iş. Yok zordan imalat yapılıyor. El işi olduğu için devamlı el işi. Burada fazla makine yok ama İstanbul'da, İzmir'de, Konya'da bunlar bizden bayağı bir üstün. Hiç makinede işiniz olmuyor mu? Oluyor. Öbür tarafta makine var. Yapıştırma, bazı şeyler orada burada. Montaj oluyor burada. Elde montaj. Yapıştırma öbür tarafta. Tamamen burası el işçiliği. Evet, el işçiliği. Nasıl, ayakkabı fiyatları nedir burada? Onu merak ediyoruz. Çünkü yeşil yuvaya gelirlerse ne kadardan alırlar ayakkabıları izleyenler? Evet. Ayakkabı kaliteli, güzel. Şu anda kalitesi güzel ayakkabının. Deri. Evet. Hakiki deri. Daha önce imitasyon şu bu onlar. Şu anda burada yok. En düzgün hakiki deri ayakkabı, içi dışı deri. Fiyat aralığı nedir burada? O imitasyon laylon dediğimiz 15 lira falan gibi. Bunlar da 35-40 lira. Bu ayarda böyle 40-45 kösele şu öyle değişiyor yani. Yani 10 lirayla 50 lira arasında. Arasında ayakkabı kaliteli bir şekilde giyilebilir. Siz kendi ayakkabınızı kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz tabii. Sağ olun. Yazlık mı kışlık mı bunlar şimdi? Bunlar kışlık, yazlıklar da çıkıyor. Bunlar kösele oluyor böyle. Tabanları şöyle oluyor. Yeni model. Her tarafı deri. Evet, her tarafı ve çok deri. Sağlıklı. Evet. Böyle bir mesaj vermek ister misin? Gelsinler, yeşil yuvadan ayakkabı alsınlar diye söyler misin? Evet. Gelsinler, görsünler. Burası yani çok bilmeyen kişiler var burası. Çok farklı bir yer. Çok güzel yeşillik. Gelsin, görsünler. Ve ayakkabılar diyarı, ayakkabıcılar diyarı, ayakkabı diyarı. Evet. Değil mi? Evet. Sağ olsun. Biz buradayız. Sağ ol usacığım, ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eskinin çarıkları bugün yerini yeni isim ve modeldeki ayakkabıymış. Ustaların kösele ve deriyle bağları hiç bitmemiş. Öyle mi ustacığım? Tabii öyle öyle. Tabii. İsminiz nedir? İsmim Ahmet Kavcar. Ahmet Usta. Ahmet Kavcar. Kaç yıldır ayakkabıcılık yaptınız Yeşil Yuva'da Ahmet Usta? Yeşil Yuva'da dayım vardı, Allah rahmet eylesin. Orada Kemal Özkan isminde. O ustasından öğrendi, geldi. 7 yaşında başladım, 75 yaşına kadar devam ettim. Ondan sonra yapamadım, bıraktım. Kaç yaşındasınız şimdi? 80 yaşın içindeyim. Yani bir 5 yıldır falan yapmıyorsunuz. Yapıyorum. Emekli oldunuz artık. Emekli olduk tabii. Emekli olduk. Nasıldı eskiden ayakkabıcılık burada? Biraz anlatır mısınız ustacığım? Benim bildiğim ayakkabıcılık eskiden erkeş derisinden tabaklar işlerdi, sahtiyan yapılırdı. Onlardan sahtiyan evet. Hı hı. Onlardan yemeni ayakkabı dikerdik. Yemeni. Bu artık yani önce çarıkla başladınız. Hayır, çarık. Çarık yemeni gibi şeylerle. Yemeni gibi şeylerle başladık. Altı kösele yemeni ayakkabıyla başladık. Sonra dünya ayakkabısı çıktı. Bot goncundan ayakkabılar çıktı. Efendim ne diyeyim, daha çeşit modeller çıktı. Kamyon tekerinden ayakkabı çıktı. Kamyon tekerinden. Evet, onu yüzdüler de, ustaları vardı. Onlardan ayakkabı diktik. Onlardan da sattık. Dünyadan sonra işte bu duruma döndü gitti. Tabii. Siz kimden öğrendiniz? Ustanız kimdi? Benim dayım işte, dayım da anlatıyorum ya, ustasından öğrendi geldi. Ben onun yanında büyüdüm. Ondan 7 öğrendim. Yaşında. 7 yaşında başladım. Şimdi ustacığım burada halen ayakkabıcılık devam ediyor yoğun bir şekilde. Tabii. Sizler de tabii. Burada 7'den 70'e devam ediyor. Sizler de arada gelip böyle dükkanı açıp yapıyorsunuz. Tabii yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar, gücümüz yettiği kadar devam ediyoruz. Hı hı. Tamam. Tabii bu şimdi, hatta şimdi kadınlı erkekli devam etmeye başladı şimdi galiba. Kadınlar da saya işlerinde şunda bunda çalışıyor.
Ne düşünüyorsun ustacığım şimdi? Ne gibi? Dünden bugüne ne düşünüyorsun? Ne düşünen canım, bu ayakkabının daima ileriye doğru teknik şeylere uyup da devam etmesini düşünüyorum. Sağlam mıdır buradaki ayakkabı? Sağlamdır, sağlamdır. Çünkü hem bazı altı dikilir makinelerle hem böyle yapıştırdığı ilaçlar vardır, salmaz. Sağlamdır, sağlamdır. Peki yeni çıkan bu Çin malı ayakkabılar, onlarla ilgili onlar, ne düşünüyorsun? Onlar olmaz, onlar insanın sıhhatine zararlı. Zararlı mı? Zararlı. Onlar çünkü emitasyon deniyor. Naylon ondan güzel. Şunlar bunlar var ya. Geri değil, geri değil. Onlar naylon. Emitasyon deniliyor. Onlar yapılıyor. Ucuz satılıyor. Fakat onlar ter çekmediği için sonra aynı zamanda insan içerisinde sıfatına çok zararlı. Yani insanın mantar hastalığından tut da her türlü hastalığı verir o. Evet. Doğru değil. Alır değil. Fakir fukara ondan gelmeye mecbur kalıyor. İyi değil. Bu ustanın adı ne? Durmuş Özyurt. Durmuş ustayla birlikte çalışıyorsunuz burada. Evet. Evet. Böyle dertleşiyor musunuz arada? Dertleşiriz. Neler konuşursunuz? Her şeyden, köyün durumundan, ileriden, geriden, sıhhatımızdan, her şeyden konuşuruz. Maşallah sıhhatiniz iyi ama. İyi elhamdülillah, iyi Allah'a şükür. Tabii bu yaşımıza göre sıhhatımız iyi. Biraz da Durmuş ustayla konuşalım. Konuşalım tabii, tabii konuşalım. Elinize sağlık ustacığım. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Buraya gelip de Yeşil Yuva'nın ayakkabısını teşhir ettiğinizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz. Tabii biz size teşekkür ediyoruz. Çünkü burası mesela çıkmaz sokaklı bir şey ama fakat Allah razı olsun bundan sonra çok böyle röportajlar geliyor. Geçenlerde de geldi Hacı Bey'le beraber Denizli Üniversitesi'nden. Onlar da röportaj yaptılar, gittiler. İyi böyle şeyler yani. Hiç olmazsa Türkiye'ye, dünyaya bir duyuruluyor. Evet. Duyuruluyor. Evvel böyle bir şey yoktu. Evet. Nerede bu şimdi iyi ki var değil mi? Tabii. Siz de böyle televizyona çıkıyorsunuz. Tabii. Tekrar kolay gelsin size. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Sağ olun. Durmuş Usta da Yeşil Yuva'nın en eski ayakkabıcı ustalarından. Burada Ahmet Usta ile birlikte çalışıyorlar. Şimdi Yeşil Yuva demek yok, ben yaşlı. Öyle ayakkabı mi? Yok. Ayakkabı yoktu. İkiniz kaldınız. İkimiz kalmış. Yok. Yani 85-86 yaşında. Hı-hı. Benim yaşım yok Yeşil Yuva diye. Yoktur. Bir Abdurrahim ağabey var. Çıkamıyor. Çıkamıyor, hasta. O da ben aşağı yukarı. Bundan senden bir yaş büyük. İşte ha. Şimdi. O da çıkamıyor, hasta şimdi. İkiniz kaldınız burada. Şimdi en eski ustalar şükür olarak. Ha, şimdi gayrı kadar camiye kadar git gelemiyoruz. Allah'a şükür. İyiyiz şimdi, şükür. Ama ayakkabı yapmaya da devam ediyorsunuz bir yandan. Benim oğlum var, torunlar var. Onlar yapıyor, devam ediyorlar. Hı hı. Siz de yani devam ediyorsunuz. Sıkıldığınız için mi geliyorsunuz böyle? Şimdi yapamayız galiba. Tam da yapamıştım bıraktık. Yani. Yapamayacağız. Hı hı. Bir yaşta sonra kolay değil yani. Evet. Şimdi 85-86 yaşından sonra imkan var mı? İşte emekli olduktan sonra biraz çalıştım, ondan sonra bıraktım yani. Kaç yıl yaptınız? Aşağı yukarı işte ne bileyim 85, 10 sene, 10 yaşında başlasam 75 oluyor. 85. 75, 76 yıl nedir? 75 yıldır ayakkabı yaptınız. Yaptık. 75 sene. Aşağı yukarı yaptık. Bizim bu önce çıraklık davası o zaman için 5-6 sene çalışmadan sonra izin vermez usta. Gidemezsin. O 5-6 sene bedavada çalışacaksın, öğreneceksin. Ondan sonra izin verir. Bir camide mevlid okudur. Sana bir mesela çekittir, kâfetlendir, bir şey verir. Yani öyle izin verirsin, müsaadesine gidersin. Ondan sonra kendine başlarsın. Veyahut da kalfalık yaparsın. Gücün neyse. O zaman öyle. 5 seneden sonra... 5 seneden sonra yani bir törenle ustalaşıyorsunuz, öyle mi? 5 seneden sonra usta izin veriyor. Usta diye izin veriyor. Ondan sonra ayrılırsın. Şimdi öyle değil. Şimdi her gün çalışmıyor öyle. Bizim gibi. Bu da aynı aşağı yukarı ben de. 5-6 sene çalışırsın. Öyle usta izin vermeyince gidemezsin bir yere. Yani müsaade verir. Gönüllü. Öyle gidersin. Öyle gidersin. Şimdi o yok. O da bitti. Bitti mi? Yani şimdi yok. Her biraz bir yerin yanında biraz çalışıyor. Ben usta diye koyup gidiyor. O zaman öyle değil. Gidemezsin. Ne olmuş? Usta. Yani bir sene çalışmayan usta olmaz. Orayı değil o. Bu meslek meselesi.
Orayı değil. Ustacığım, şimdi burada çok eskilerden beri yapılıyormuş. Yüzyıllardır ayakkabı yapılıyormuş Yeşil Yuva'da. Bu ayakkabıların bir adı var mıdır burada? Bir şey deniyor burada. Kayser ayakkabısı deniyor değil mi? Yeşil Yuva. Eskiden Kayser, şimdi Yeşil Yuva oldu burası. Kayser ayakkabısı. Eskiden Kayser geçiyordu. Şimdi Yeşil Yuva döndü. Kaçtı döndü. Ha, adından dolayı. Yeşil Yuva'nın önceki adı Kayser. Kayser. Şimdi Yeşil Yuva. Yeşil Yuva Kayser ayakkabısı deniyor onun için. Ha, işte. Kayser ayakkabısı, Yeşil Yuva ayakkabısı deniyor. Böyle işte. İki ismi var yani böyle. İşte, ellerine sağlık ustacığım. Ellerin dert görmesin. Allah razı olsun. Sağ olun sizden. Sağ olun. Yeşil Yuva'da kadın ayakkabıları üreten bir imalathanedeyiz. Burada sadece erkek ayakkabıları değil, kadınlar için evet, de ayakkabılar üretiliyor. Evet, değil mi ustacığım? Evet, üretiliyor. Ve de ürünlerimizin tamamı deriden olduğu için çok sağlıklı ve kalitelidir. Hemen ürünün reklamını yaptınız. Önce tanışalım. Ramazan Isı. Ramazan. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ne zaman başladınız? Babadan mesleğimiz bu bizim. Okuduk, tahsilimizi bitirdik. Daha ilk ayakkabı tezgahına dünyaya gelmişiz yani daha doğrusu. Bizim Yeşil Yuva'da her okusak da etsek de ağırıyoruz, dönüyoruz, en sonunda mesleğimize geliyoruz. Mesleğimizi çok seviyoruz. Yani kendim bildiğim bile 50 yaşındayım. Aşağı yukarı ilkokuldan beri bu meslekle uğraşıyorum. Yani 40 yıldır rahat bu meslekle uğraşıyorum. Aradaki okul dönemleri hariç 40 yıldır bu meslekteyim. Yeşil Yuva'da böyle kaç tane imalathane var bu şekilde? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Biraz karşılaştırır mısınız? Şimdi benim ilk babamdan devraldım 80 yıllarda meslekte. Yeşil Yuva'da 800-900 tane maliye gayri esnaf vardı. Aşağı yukarı 200-300 de kayıt dışı olmuş olsa 1200-1300 tane esnaf vardı. Ama şu anda çok azaldık. Şu anda en son bildiğim kadarıyla 100-150 tane falan yokuz. Azaldık. Ki burada bu ayakkabıcılık 300 yıldır yapılan bir tarihini meslekmiş. Bilen yok. 300 yıl değil yani tarihini bilen yok. Ben öncesini bilmiyorum. Bilen yok. Yok yani tarihini bilen yok. Şimdi buraya atalarımız Semergendi Baba gelmiş. O geldi. Belki o getirdi yani bu mesleği. Yani onu da bilen yok. Yani böyle kim, bir rivayet mi var? Rivayet var yani. Kim bildi yani kimin ne zaman başladığını bilen yok. Zaten daha önce dericilik varmış yani bu işin esas mesleğini bizim burada. Ayakkabıcılık ama dediğim gibi yani ben hiç bilmiyorum yani tarih vereni duymadım ben. Belki atalarımızdan yani Semergani Baba ile geldi yani bu meslek. 6-7-800 yıl önce. Yani biz bilmiyorum ben bilmiyorum bilen varsa da söylesin tarih kesin net veren. Ben duymadım şimdiye kadar. İnşallah bilen biri vardır. Zannetmem yani hiç duymadım yani şimdiye kadar. O kadar araştırmacılar geldi araştırdılar söylediler ama hiçbir kimse, hiçbir tarihçi, hiç bu mesleğe ilgilenen bir şahıs şu tarihte gelmiştir diyemedi daha. Çok çok eskilere dayanıyor evet, tabii. Evet, çok eski. Peki ustacığım, eskiden nasıldı üretim? Şimdi neler değişti eskiden bugüne? Neler değişti teknolojik anlamda? Eskiden yaptığımız için bir bereketi vardı ya. Teknolojik anlam, teknolojiyle ayak uyduruk ama büyüklerle yarışamıyoruz. Şimdi isim firma vermiyorum da adam malzemesini, tabanını, her şeyini yapıyor. Ayakkabısını da yapıyor. Piyasaya mağazasını da açıyor. Artık yani bizleri bitirecek. Bir de bu... Son mesajınız var mıdır? Gelsinler mi? Ayakkabılarınızı görsünler. Gelsinler. Gelsinler. Yeşil Yuva'ya gelsinler uğrasınlar yani. Hiçbir şey yapmıyorlarsa biz Antalya Denizli yolu üzerindeyiz. 5 kilometre içerideyiz. Mutlaka gelsinler. Bir şey görsünler yani. Görsünler Yeşil Yuva nedir? Ayakkabı nedir? Bir baksınlar. Baksınlar. Bizleri de tanışın. Alışveriş yapsınlar. Alışveriş çok önemlidir. Biz de misafirlerimizi iyi ağırlarız. Çok önemli. Görmelerini isteriz yani. Ayakkabı nasıl yapılıyor? Çünkü gıdadan sonra en temel ihtiyaç maddesi ayakkabı. Yani ayakkabı nedir bir görsünler yani. Yapılışı nasıl? Herkesi bekliyoruz buraya. Evet, önce ben alayım şunlardan bir tane. Yeşil Yuva'da ev hanımları
evlerinde böyle saya dikiyorlar Zeynep Hanım yaptığı gibi. Merhaba Zeynep Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep Hanım, ne zamandır böyle dikiyorsunuz evlerde? Bütün hanımlar yapar mı burada? Yapar. Genelde burada bütün hanımlar yapar. Gerek eşlerine yardım ederler, gerekse başkasına dikip kendi harçlığını çıkaran da olur. Yani bunu para karşılığı diken de var yani. Çorunun çocuğun ihtiyacını, kendi ihtiyacını karşılar. Yani çalışma sahamız olmadığı için bunu çalışma gibi görüyoruz kendimiz. O yüzden hem evimizin işini görüyoruz, yemeğimizi pişiriyoruz, çocuğumuza bakıyoruz, hem de bu işlerle uğraşıyoruz işte, boş kalmamak amacıyla. Kaç tane dikiyorsunuz bir günde? Takımı 8 çift oluyor. 2 takımı rahat dikiyoruz. Yani 16 çift, 32 tek yapıyor yani. 16 çifti rahat rahat evin işiyle, çorukla dikiliyor yani. Gittiğin yere de gidiyor, gezmeye de gidiyor bunlar. Torbana katıyorsun, çantana katıyorsun. Dantel yani, yerine. Evet. El işi yerine de götürebiliyorsun. Zeynep Hanım, elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için, yöremizi tanıttığınız için. Ben sizlere teşekkür ederim. Başkent Üniversitesi Kültür Yayını Bütün Dünya Mart sayısı bayilerde ve internette. Evi ne kadar ferahlamış. Pencereleri değiştirmiş. Yetişemiyoruz bu kadına vallahi. Yine neler kaynatıyorsunuz? Nereden bulursun bu yenilikleri? Bilmem. Aslında Winhouse'u takip etmek yeter. Mutfağım da genişledi vallahi. Ay, çok da kullanışlıymış. Çek, unutuyoruz sonra. Şimdi evler Winhouse'la değişiyor, güzelleşiyor. Temizliği de çok kolay. Ahşap desenli neredeyse beyaz fiyatınaysa, beyazın fiyatını siz düşünün artık. Şimdi anlaşıldı. Winhouse'la evimiz de cebimiz de ferahlayacak. tvsatışı.com'dan sadece Kanal B izleyicilerin özel her eve bayrak kampanyası. Evinizde, iş yerlerinizde onurla dalgalandıracağınız 70'e 105 ebadında balkonlarınızdan sokaklara, sokaklardan yurdumuzun dört bir yanına taşacak şanlı Türk bayrağı. Yine 70'e 105 ebadında Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saten kumaşa kalpaklı resminin bulunduğu eşsiz güzellikte Türk bayrağı. Ayrıca iç mekanlarımızı süsleyecek 70'e 30 ebadında Ulu Önderimizin mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır sözünün bulunduğu Türk bayraklı ve Atatürk portreli flama. Toplam 3 bayrak seti 29 lira artı 6 lira kargo ücretiyle teslimatta ödeme veya kredi kartına tek çekim kolaylığıyla kapınıza kadar teslim.